Selam 10. sınıftaki arkadaşlarım. Basınç konusuna devam ediyoruz. Hatırlarsanız basınçla ilgili temel bilgileri daha önce bitirmiştik. Şimdi en sonunda özellikle de akışkanların basıncını anlatmıştım ki bugünkü derste kullanmak üzere gençler. Bugün tabii ki U boruları, su cendereleri ve bunlarla ilgili özellikle son kısımda da bir iki zor sorumuz olacak gençler. Tabii bu sorular için de ilk soruları lütfen dikkatli dinleyin. Adım adım gideceğimi de hatırlatmak istiyorum. Şimdi U boruları. Şimdi niye kullanıyoruz diye soruyla başlarsak ilk amacımız yani biz bir U borusunu neden kullanıyoruz derseniz amacımız şu arkadaşlar. Birbirlerine karışmayan iki sıvının öz kütleleri oranını eğer hatta birini biliyorsanız da diğerini bulmanızı sağlayacak. Şimdi birleşik kaplarda biz ne biliyoruz? Bakın istediğiniz hani bunu herhalde her sağlıklı Türk genci çizmiştir herhalde böyle tipsiz tipsiz öğretmeniniz kaplar çizmiştir mesela böyle. Demiştir ki ondan sonra işte buraya bir sıvı attık, suyu attık. Ne olur bu koldaki seviye böyleyse bir bakarsınız ki ikinci koldaki de aynı seviyede. Üçüncü kolda yani sebep neydi? İşte basınç aslında arkadaşlar. Basınç eşitliğinden dolayı. Soldan gelenle sağdan gelen aynı olacak ki bunlar birbirlerini dengelesin. Şu anda bu sarı sıvının böyle durması doğal bir sonuç. Ben şimdi buraya karışmayan bir sıvı attım buraya. Şimdi bakalım ne olacak acaba? Şuraya bir mavi sıvıyla doldurdum. Ne oldu acaba sizce? Sol taraftan gelen P1 basıncıyla sağ taraftan gelen P2 basıncı eşit midir? Değildir artık. P1 P2'den büyükse akışkanların basıncı ilkesine göre yüksek basınç alçak basınca doğru harekete geçecek. Yani bir anda bu sarı sıvı ne yapacak diyelim ki buradan X kadar aşağıya indiği zaman buradan da X kadar yukarıya çıkacak değil mi şöyle? O zaman bir anda sarı sıvının görünümü şu hale gelmiş olacak değil mi gençler? Bizim için. Şöyle sarı sıvıyı şöyle çizelim. Değil mi? Tabi bu arada bu birazcık aşağı indiği için de mavi sıvı da biraz daha aşağı inecek. Ve tabi ne oluyor? Bu taraftaki basınç azalıyor. Bu taraf artıyorsa öyle bir an gelecek ki eşitlenme meydana gelecek. Ve sıvı durgun olarak yani hidrostatik denge derler buna gençler. Böyle ayrıldı. Bu kırmızı çizgiyle aslında işimiz yok. Onu sadece hayali olarak x indik x çıktık muhabbetini anlatmamız içindi gençler. Şimdi peki dikkat edin. Şimdi şurada iki sıvı birbirinden ayrılmış. Bu sıvıya D1 öz kütleli. Buna da D2 diyelim isterseniz. Bu arada şuraya bir çizgi çekelim bakalım. Şimdi buradan her tarafı bulalım. Şimdi burada ne görüyorsunuz? Bir H1 kadarlık bir sıvı. Şu taraftaki sıvının yüksekliğini H2 diyelim isterseniz. Bu arada bakalım her yer lazım mıymış işte. Bunu biraz bir ispat edelim sizlere. H3 burası. H3 de burası olsun gençler. Şimdi ben ne biliyorum? Eğer sıvı dengedeyse tabanda bir eşitlik vardır. Neden? Soldan gelenle sağdan gelen eşit olacak ki sıvı akmasın, değil mi? O zaman yazıyorum. A ve B'deki basınçlar birbirlerine eşittir. Başla bakalım. A'nın üzerine görüyorum. H3 kadar D2G artı onun üzerine karışmayan H1 D1G. Hatta daha da ileri gidersem açık hava basıncı, açık hava basıncı her iki tarafta da var. Hatta bir açık hava basıncı eşittir. Peki bunun üzerinde ne var? H3 kadar D2G artı onun üzerine ne var? H2 kadar D2G artı açık hava. Bak şimdi ortak olanları elveda diyemeye başlayalım. H3 D2G'ler de giderse, şu G'ler de giderse ne kaldı geriye sadece? Ne güzel ya. H1 D1 eşittir. H2 D2. Yani H1 D1 neresi? Şurası. H2 D2 neresi? Burası. İşte benim bu çektiğim şu çizgi gençler aslında İki sıvının birbirinden ayrıldığı yer değil mi? Ama aslında bakış açınız şöyle olması gerekiyor. Öyle bir çizgi çek ki, öyle bir çizgi çek ki, değil mi? Çizgi çek ki. Ne olacak bu durumda? Eğer altlarındaki sıvılar aynı mı? Aynı. H3 kadar D2'den var. Altlar aynıysa, hatta bu ki ayrı olacak değil mi böyle? Altlar aynı ise üstler de aynı basınç olsun. Üstler de aynı basıncı versin. O halde sen ne dedin? Ben buraya C, buraya da D dersem eşitliği nereye taşımış oldum? C ve D'ye yani sıvıların birbirlerinden ayrıldığı yere göre. Ben şimdi H'ları cetvelle ölçerim. D'lerden orantı da bulabilirim. Birini biliyorsam diğerini de bulurum deyip hadi başlayalım. U borusunda karışmayan X ve Y sıvıları bakın anahtar kelime bu gençler. Dengelidir. Bitti. Ne yapacaksın? Öyle bir çizgi çek ki altlar aynı ise üstler aynıdır. Genelde bakıyorum bak şimdi şöyle bir çizgi çeksem. Altlar aynı mı? Evet ikisinde de mavi sıvı. Mavi sıvıdan aynı yüksekte. O zaman üstler de aynıdır. O zaman sen bana buraya A, şuraya da B dersen o zaman A ve B'deki basınçlar nedir? Birbirlerine eşittir. A'nın üzerine ne var? 5H kadar DY çarpı G varken
B'nin üzerinde ne var dikkat ederseniz? 3H kadar. DX sıvısından ve G. Bak G'ler ve H'ler şuradan. Ne demiş sana? X'in öz kütlesi D ise, yani 5 tane DY eşittir 3D olduğuna göre DY'nin cevabı 3D bölü 5 olacaktı. Bak ne oldu? Diğerini de böylece bulmuş olduk. Özellikle dikkat etmeniz gereken bir soru tipi 3 sıvı olursa hocam. Alın size 3 soru olursa ne yapacağız? Bak dediğim kelimeyi unutma. Öyle bir çizgi çek ki altlar aynı olsun, üstler de aynı olsun. Mesela bu çizgiyi şuradan yapsam olur muydu? Bak ne güzel burada sarı ile mavi var. İyi de kırmızı ya da pembe mavi, mavi mavi olmadı. Aynı çizgi değil. O zaman aradığım çizgi bu değil dikkat edin. Bak altları aynı değil. O zaman bu çizgiyi sildim. Peki buradaki ayrımı çeksem. O bunun altı mavi. Bunun da altı mavi, masmavi. Gözleri boncuk mavi. O zaman hemen ne oldu? Burası A, burası da B ise A ve B'deki basınçlar birbirlerine eşittir diyebilirim işte. Niye altlar aynı, üstler de aynı? Ver coşkuyu. A'nın üzerine görüyorsun. 3H kadar DX. G'leri yazmama gerek yok. Hepsinde olduğu için şutlamaya başladım. Peki bunun üzerine ne var? H kadar DY. Onun üzerinde 2H kadar DZ. H, H, H gitti. Hadi yazalım. X'in öz kütlesine vermişler kaç? 4D. Y'nin, Z'nin kisi ise bilinmiyor. Y'yi soruyor zaten bize. Artı 2 tane DZ. Nedir? Z'nin öz kütlesi de 3D miymiş zaten? O zaman ne oldu? Bakın burası kaç yaptı? 12, değil mi? 12D eşittir DY artı. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? 6D ise DY'ye kalan cevap da bakın 6D öz kütleli bir sıvıymış. Şimdi üniversite sınavında da benzeyen bir soru gelmişti. Karışmayan X ve Y sıvıları bakın ne demişim? Dengede. Oh ne güzel. Sıvı basınçları arasındaki ilişkilerden hangileri doğru? Şimdi bakın hemen çekelim çizgi. Öyle bir çizgi. Bak şimdi başlıyorum. Şu çizgiyi çektim. Altları aynı mı? Yes. İkisinden de Y sıvısından H kadarsa H kadar var. O zaman sen hemen şey dersin. S ve R eşittir. Neredesin aşkım? Buradasın aşkım. O zaman R S'den büyük değil. Peki o zaman devam ediyor. Buraya bir çizgi çektim. Altlar aynı mı bunların? Evet, aynı sıvıdan aynı yüksekte. O zaman hemen sen de diyorsun ki M ve N eşittir. O zaman yes you can. Peki şimdi buraya çekelim bakalım çizgiyi. Sen şimdi buraya çizgiyi çektiğin anda bak burasının altı masmavi, burası kırmızı mavi. Aynı mı? Değil. O zaman bir kere kesinlikle sen şunu söyleyeceksin. K ile L eşit değil. Peki hangisi daha büyük diye sorsanız cevap aslında biraz hızlı ve öfkeli bulabilir. Bu çizgi biraz daha yukarıda olsaydı bak. Şurada olsaydı. Ne oldu bak? L'nin üzerinde hiçbir şey yok. Ama bu K'nın üzerinde var. O yüzden de hemen uyanıyorsun. K'nın basıncı L'yi döver. Bak burayı işlem yapmadan hızlı geçmenin yolu da bu gençler. Hadi bakalım. X ve Y sıvı. Böyle tipsiz U borusu da görebilirsiniz. Dengedeymişler. Oo ne güzel. Ne yapıyordum hemen? İki sıvının birbirinden ayrıldığı yere göre ben bu işi yaparım hemen. Nedir? İyi de A ile B'yi bilmem ama ben şunu biliyorum. Buraya C, buraya D dersem C ve D'deki basınçların eşit olduğunu biliyorum. Ama A ile B'nin oranı soruyor. A'nın üzerinde ne görüyorsunuz bakın? 3H kadar. Yani yazıyorum. PA'nın cevabı 3H kadar DXG. Peki B'nin üzerinde ne görüyorsunuz? Oo ne güzel. Sadece H kadar DYG. İyi de ben DX ve DY'yi bilmiyorsam bu soruyu çözemem. Tabii ki biliyorum. Nereden? Bunu niye verdi bize U borusu mantığını? Öz kütleleri anla. Hadi yazalım. C'nin üzerinde görüyorsunuz. 2H kadar DX. D'nin üzerinde yamuk da olsa 3H kadar DY. Böyle bir eşitliğin olabilmesi bu adam 2D oluyorsa X 3D'dir. O zaman ver coşkuyu. Bu adam 3D'dir. Bu adam da 2D'dir. Sonuçta burası 9HDY'dir. Burası ise 2HDY'dir. Dolayısıyla aradığımız cevap da 9'a 2'dir. İşte U borusunun güzel bir uygulamasıydı. Evet genelde su cenderesi bazı yerlerde daha da bence doğru bir ifadedir aslında. Hidrolik lift kaldıraç anlamına geliyor. Ne yapıyorsun? Bir sıvıya, sıvıların burada en büyük özelliği şu. Sıvılar biliyorsunuz gençler sıkıştırılamaz. Ve en büyük özelliği de şudur. Sıvılar neyi iletir arkadaşlar? Basıncı aynen iletir bakın. Basıncı iletir. Aynı iletir. Bunu kim bulmuş? Pascal. Ne yapmış? İşte fıçıyı patlatmış adam değil mi? Araştırın birazcık deneyi de bak. Çok güzel bir şeyle tanışacaksınız. Şimdi cevap çok basit gene. Aslında aynı mantıkla çözeceğim. U borularının aynısı. Bak şimdi şuraya bir çizgi çeksem. Altlarındaki basınçlar aynı mı? Aa bak bu sıvıdan bu kadar var. Aynı. Burada da aynısı var değil mi? Bitti. O zaman üstlerindeki basınçlar eşit değil. Buraya A, buraya da B dersem.
Ağın üzeri bu bir katı değil mi arkadaşlar? Bu bir katı. Şimdi ben biliyorum ki sıvıların basıncı nasıl yazılıyordu? H değil. Ama katıların basınçları nasıl yazıyorduk? Biz genelde F bölü S ya da ağırlıksa G bölü S. Oo ne güzel. Bunun A'nın üzerinde bu bir katı var. O zaman A ve B de önce eşit olduğunu biliyorum. Hadi yapıştır şimdi. Katıysa ne diyeceksin? G bölü S1. Piston ağırlığı varsa bir de piston ağırlığını ekleyeceğiz. Eşittir. Burada ne görüyorsunuz? F bölü S2. İşte bu S'leri biliyorsan G ile F'in oranını da biliyoruz demektir. Şimdi önce bir ısınma turu yapalım. Su cenderesinde ağırlığı önemsiz pistonlar var. Pistonların da ağırlığı yok. Şimdi demişim ki X, Y, Z cisimlerinin ağırlıkları. Ne yapıyoruz? Bak şimdi öyle bir çizgi çek ki çektim. Ne güzel. Altlarında aynı sıvıdan aynı yüksekte var. O zaman bu arkadaşların buraya A dersem, şuraya B dersem, buraya da C dersem, madem altları aynı, o zaman üstleri de aynı basınca sahiptir gençler. A'nın üzerinde bir katı. Ne katısı? GX ağırlığına sahip hangi yüzeyde? 3S'te. GY ne var? 2S'te. GZ nerede? S'te. Ben ne biliyorum? Şimdi pay da küçükse sayı da küçük olmalı. O zaman en büyük sayıya bölünen X büyüktür, Y büyüktür, Z deriz. X, Y, Z diye cevabı buluyoruz. Şimdi biraz işi ciddiyetini arttıralım. Yani pistonlar var. Pistonlar arasında seviye var. Hatta sağ tarafta Y'de hiç piston bile yok. Ağırlığı ihmal edilen pistonlarla. Hadi bakalım. Şimdi bak X nerede dengelenmiş? Burada dengelenmiş. Bak altlar aynı mı? Evet, üstler de aynı. Yapıştır. Buraya A, buraya B dersek. A ve B'deki basınçlar birbirlerine eşittir. Hadi bakalım. A'nın üzerine görüyorsunuz. GX bölü S. B'nin üzerine görüyoruz. O önce biraz sıvı var. Sıvıların basıncı HDG de artı GY bölü 2'si. Bak bu kadar. Bir şey yazamıyoruz burada başka. Tamam, hazırız. Bir de burada yapıştıralım bakalım. Şurada hop, buraya yazdığım zaman çizgiyi çektim. Ne görüyoruz? Buraya C, buraya da D desem PC eşittir PD, değil mi? Hadi bakalım. C'nin üzerine görüyorsun GY bölü S. Peki bunun üzerine var 2H kadar. Tabi bu arada sıvı da 2D olmuş. 2H kadar 2DG. Oo ne güzel. G'yi çekiyorum buradan. 4HDGS oldu bak bu cepte. Şimdi burada zıplat bunun yerine. Zıplattım. Hadi bakalım. GX bölü S. HDG artı. G'ye yerine yazıyorum. 4HDGS bölü 2S. Bak S'ler gitti. Burada da bir 2 gidince 2HDG. HDG 3. S'i de yanına atarsam. GX'in cevabı da 3HDGS oldu mu gençler? Dolayısıyla aradığımız cevap da hemen 3'e 4 olmuştur. Şekildeki hidrolik lift düzeninde S1 pistonu üzerinde bir G ağırlığı konulunca talaş parçalarına uygulanan kuvvet F. Aslında bu iş çok basit. Ne kadar etki o kadar tepki değil mi arkadaşlar? Yani o da pistonu o zaman F tepkisin. Aslında ne oldu? Böyle bir denge oldu. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü falan. O zaman ne yazacağız? Eğer pistonların ağırlığı yazıyoruz bakalım. Yazmamışım herhalde ya, değil mi? Evet, yaz bakalım ne görüyorsun solda? G bölü S1. Aynı seviyede olduklarına göre hemen direkt eşitliği yazalım. F bölü S2 kimdir? O zaman bana F kuvveti ile ilgili bir şey soracaksa hemen şöyle yazabilirim. G çarpı S2 bölü S1. Peki F kuvvetinin daha büyük olmasını isteseydim ne yapardım? G'yi arttır. S2'yi arttır. S1'i azalt değil mi? Hangileri arttırılırdığında sıvı ile öz kütle ile işimiz yok zaten. Kim artacak? G ve S2'yi arttırırsanız gençler aradığımız cevaba ulaşacağız. Şimdi birazcık artık son sorulara geldik. Biraz daha düzeyimizi arttıracağız. Ağırlığı ihmal edilen pistona uygulanan F kuvvetiyle sıvı dengede. Hadi çizelim biz de. Şuradan denge var değil mi gençler? Ne yazarsınız? Hemen yazalım. Buradaki A, şuraya da B desem. A ve B'deki basınçlar eşittir. Buradan da böylece F'i bulacağız. Hadi yazalım. F bölü 2S. Bunun üzerinde sadece sıvı var. Ne kadar? H. Hadi sıvıya da D diyelim. HDG. O ne güzel. F'in cevabının 2HDGS olduğunu öğrendik. Sonra diyor ki, şimdi yeni bir soru soruyor. Ben burayı sileyim bak şimdi artık. Buna elveda. Şimdi diyor ki bize, piston K'dan L'ye getirilirse. Bak şimdi buraya getirdim pistonu. Tabi bu arada sıvılar biliyorsunuz sıkıştırılamaz. Sen artık ne yapacaksın? Bunu böyle bir kuvvet uyguladın. Yeni bir kuvvetle F üssüyle. Peki bak 2S olan yerde ne kadar aşağı ittirdin? H. Bak 2S'de H ittirdin.
Bunun karşılığında yan taraf ne? S. Ne kadar yükselmen lazım? 2H. O zaman bir anda oradaki bir ittirmen sana 2 olarak geri dönecektir. O zaman artık yeni durumumuz ne oldu gençler? Şurası oldu değil mi benim seviyem artık? Şimdi ben buraya göre yazmam lazım. O zaman yazıyorum. F üssü bölü yine 2S eşittir. Bunun üzerinde ne var artık? Bak 1, 2, 3, 4 sıvı var. Yani artık 4 HDG var ise F üssünün cevabı 8 HDG'si oldu. Yani kaç katına çıktı arkadaşlar? 4 katına çıkmıştır. Ceyhan aradığımız cevaptır. Sevip de terk edilenlere gelsin bakalım. Hadi. Son sorumuza geldik demektir bu da. 2D ve D özkütleri sıvılar musluklar yardımıyla ayrılmış. Musluk açılırsa hemen bakıyorum şimdi. Buradan gelen basınç kaç? 12H kadar 2D var. Yani 24HDG. Peki burada ne var? 12H kadar DG. Eşit mi? Değil. O zaman bu buraya dalar değil mi? Hadi biz de dalalım bak şimdi. Nasıl olacak bu işler? Şöyle hazırlığımızı yapalım. Bu arada kolların farklı olması belki basıncı yazarken işimize yaramıyor ama in çık işleri o varsa eğlence var. Şimdi ne olacak? Soldaki sağdan büyükse bir anda buradaki sıvı diyelim ki x kadar aşağı indi diyelim. Buna mavi sıvı. O zaman buradaki bak x seviyesini şöyle bir hayali çizelim isterseniz. Şöyle bir seviye dedik değil mi bize önce ilk durumda? Şu. Böyleydik. Şimdi ben ne yaptım? Buradan x kadar aşağı inince mavi sıvı nasıl olacak? X indi. Peki burada ne kadar çıkar? Bakın S olan yerde X indiysen 2S olan yerde X bölü 2 kadar çıkacak. Yani arkadaş burada artık X bölü 2 kadar çıktı yukarı değil mi? Şöyle. Yani bunun anlamı şu oldu. Bu ne kadar aşağı indi? X. Bu burada ne kadar çıktı? X bölü 2 oldu. Devam ediyorum. Peki bu arada x bölü 2 bunu ittirince bu arkadaş da biraz x bölü 2 kadar yukarıya ötelenecek değil mi? Ama hala bu arada bu tür sorularda da ipucu gençler. Şu aradaki bölgeyi genelde ciddiye almayız. Yani diyebilirsin hocam nasıl ciddiye almayız? Yani ben şimdi bunu böyle yaparım bak şimdi. Çok ince bir boru yaparım. Sen arayı görmezsin bile resmen bak. Şöyle kıvırırım bak heh, bu kadar oldu. Bak resmen görülmeyecek kadar küçük hale getirdim. Bunun yüksekliği hala 12H fark ettiniz mi gençler? Buna bir şey yapmadık. Bu D, bu 2D. Ve dikkat edin şimdi. Bunun yeni yüksekliği ne oldu artık? Tabii ki 12H iken 12H artı X oldu. Ve ne yapmam lazım? Hemen cevap basit. Artık dengeye geldiysen tabana göre basınçları eşitlememiz lazım. Yazıyorum. A ve B'deki basınçlar eşit. A'nın üzerine ne görüyorsun? 12H eksi X kadar 2D eşittir. B'nin üzerine görüyoruz önce. X bölü 2 kadar 2D. 12H kadar da D. Bak önce bu şutlayalım şu D'leri bir huzurlandıralım. 2 ile çarp. 24H eksi 2X eşittir. Buradakiler giderse X artı 12H oldu. O zaman at karşıya 3X eşittir. 12H ise X'in cevabı ne oldu gençler? Özür dilerim. 4H oldu. Neyi soruyor? Sol koldaki. Yani X aşağı indik. Bak X 4H olmuş değil mi? Bu 4H aşağı inerse. Burası ne kadar artık yeni yüksekliğin? 12H eksi 4H'tan artık yeni yüksekliğinizin cevabı 8H olacaktır. Başınıza gelebilecek tehlikeli sorulardan biriyle veda etmek isterim gençler. Zorlayıcı bir soru olabilir sizler için. Bunu lütfen biraz daha özellikle böyle inçik olaylarında kesitlerimiz önemlidir. Biraz iyi bakın lütfen. X indiğin zaman X çıkacağın diye bir kaidemiz de yok. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.